بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مثبت الأقدام ثبت أقدامنا على دينك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آمين تكرادان في نزوش يعني مسنز عبير Allah Azze ve Celle bugünkü konuşacağımız, üzerinde konuşacağımız mesele hakkında her birimizi faydalandırsın. Ee, kardeşler, geçen hafta şöyle bir mesele hakkında konuşmuştuk. İnşallah burada olan abilerimiz hatırlayacaktır. Nefsi muhasebe etmek, nefsi sorgulamak. Her birimiz abiler bir nefis taşıyoruz. Her birimizin günlük yapmış olduğu şeyler var. Böyle aylık yapmış olduğumuz, haftalık yapmış olduğumuz, yıllık yapmış olduğumuz şeyler var. Bu konuda genel bir nasihatte bulunmuşum abileri geçen dersimizde. Allah için her bir nefis, her bir insan günlük olarak yaptıklarını bir muhasebe etsin. Haftalık olarak yaptıklarını bir muhasebe etsin. Aylık bir muhasebe, Yıllık bir muhasebe kültürünün bizde oluşması lazım abi. Yani gün sonunda Allah için şöyle başınızı yastığa koyduğunuzda düşünüyor musunuz acaba? Tefekkür ediyor musunuz? Yani acaba bugün nasıl bir kulluk sergiledim? Bugün Allah azze ve celle'ye ne kadar yakın oldum? Veya bugün yapmış olduğunuz masiyetleriniz, günahlarınız, haramlar nelerdir? Tespit edip onlardan ne kadar uzaklaştınız? Kıymetli abiler insanoğlunu diğer varlıklardan özellikle hayvanlardan ve bitkilerden ayıran en önemli unsurlarından bir tanesi böyle kendisini sorgulayabiliyor olmasıdır. Kendimizi ne kadar sorguluyoruz, güzelliklerimizi, kötülüklerimizi ne kadar tespit ediyor ve en güzel ameli nasıl ortaya koyuyor daha Allah için bunu muhakkak yapın. Allah için nefislerinizi sorgulayın günün sonunda, haftanın sonunda, ayın sonunda. Yani böyle ticari hesapları yaparsınız. Maaşınız ne geldi, ne gitti bunun hepsinin hesabını yaparsınız. Allah için bunun hesabını yapıyorsanız biraz da kendi kulluğunuzun hesabını yapın. Nasıl bir kulluğa sahip oldunuz bu ay boyunca? Allah Azze ve Celle'nin sevip ve razı olduğu amelleri ne kadar yaptınız? Hangilerinden ne kadar uzak kaldınız? Allah için bir muhasebe kültürü oluşsun. Ömer İbnül Hattab şöyle bir şey söyledi. Dedi ki, Hasibu enfusakum qabla an tuhasabu. Hesaba çekilmeden önce, Allah katında hesaba çekilmeden bir hesap için gelmeden önce kendi nefislerinize hesaba çekin dedi Ömer radıyallahu anh. Sonra dedi ki vezinu <laughs> a'malakum qabla en tuzana aleikum. Ve amelleriniz o gün Allah'ın katında tartılmadan önce sizler bugün bugün yeryüzündeyken amellerinizi tartın. Kardeşler bir hayat yaşıyoruz. Şu an hala ölmüş değiliz. Bir hayat yaşıyoruz. Aldığımız nefesi veriyor. Verdiğimiz nefesi geri alabiliyoruz. Bu bize verilmiş en büyük fırsatlardan bir tanesidir. Gelip geçenler bizim için örnek olsun. Daha Allah Azze ve Celle'nin katına gitmeden önce Allah için abi yer. Zaruretle bilinmesi gerekir. Zaruretle yapılması gereken bir şey bu. Kendi nefislerinizi muhasebe edin. Kazanmış olduğunuz şeyleri gerçekten helal yolla mı kazandınız? Kazanmış olduğunuz şeyleri gerçekten Allah yolunda mı harcadınız? Yoksa Allah'ın sebep ve razı olmadığı şeyler için mi harcadınız? Allah için nefislerinizi muhasebe edin. Allah için Allah'ın katına gitmeden önce amellerinizi bir siz tartın abi yer. Siz tartın. Hasan Basri şöyle bir şey söylemiş. Dedi ki kim dünyadaki nefis muhasebesini yaparsa nefsine hesaba çekerse onun Allah katında hesabı kolay olur. Ama kim de kendisine hesaba çekmezse onun Allah katında hesabı zor bir hesap olur. Niye? Çünkü siz kendinizi muhasebe ederseniz yanlışlarınızı görür, onlardan tövbedir ve Allah onlardan teberredir ve Allah azze ve celle tövbe edersiniz. Ama kendinizin muhasebe kültürü sizde oluşmamışsa yanlışlarınızı tespit edemezsiniz ve buna devam edersiniz. Veya hayırları tespit edemezsiniz ve şerre devam edersiniz. Allah için kendi nefislerinizde bir muhasebe kültürü oluşturun. Bunun size çok fazla katkısı olacaktır. وَزِنُ عَمَالَكُمْ قَبْلَ اَنْ تُوْزَنَ عَلَيْكُمْ Amelleriniz daha tartılmadan önce siz amellerinizi tartın dedi Ömer radıyallahu anh. Başka bir sözünde Ömer ibn i Khattab radıyallahu anh şöyle bir şey söyledi. Fulan mat ve fulan mat. Yevmun minel eyyam yukal Umar mat. Dediler ki falan öldü filan öldü. Günlerden bir gün denilecek ki Ömer öldü. Günlerden bir gün sizin isminizi söyleyecekler abi yer Günlerden bir gün benim ismimi söyleyecekler. Her birinizin ismini bu en iyi olanımızın başına gelecek şeydir abi. Belki bir toprağın altında kalacaksınız, bir binanın altında kalacaksınız, bir bombanın altında ezileceksiniz. Hiç isminizi kimse bile söyleyemeyecektir. O kadar dertler çoğalacak ki bugün Gazze'de olduğu gibi. Belki insanların artık adı telaffuz edilmiyor birçok insanın. Belki böyle bir olacaksınız abi. Allah Azze Celle bizlere istikamet üzere olmayı, istikamet üzere vefat etmeyi nasip etsin. Ama en iyi halimiz kardeşler ismimiz zikredilecek. Allah azze ve celle dedi ki iman edenlere hitaben Haşr suresinde ya eyellezina amenu vel tenzur ma ey Allah'tan sakınan kullar ey iman edip Allah'tan sakınanlar öncelikle Allah'tan korkup sakının vel tenzur nefsun ma ve her biriniz hazırlamış olduğu şeye bir baksın. Her de bir nefis muhasebesi kültürü oluşsun dedi aslında Allah azze ve celle. Ne yaptınız, neleri yapmadınız? Allah azze ve celle diyor ki ey müminler, ey iman edenler, bir bakın siz ne yaptınız? Siz ortaya nasıl ameller koydunuz? Hayırlarının nelerdir? Şer ortaya koyduğunuz şeyler nelerdir? Allah için bir bakın dedi Allah azze ve celle. <laughs> Her bir nefis ortaya koymuş olduğu şeye bir baksın. Kardeşler öleceğiz. Allah azze ve celle'nin katına bir hesap vereceğiz. Allah azze ve celle'nin katına amellerimiz tartılacak. O gün gelmeden önce hala hayattayız. Bir fırsatımız var. Allah için bunu güzel bir şekilde değerlendirelim. Rabbim bizleri mu hayırlara muvaffak kılsın. Kıymetli abilerim inşallah bugünkü dersimde de sizlere kalbin başka bir amelinden bahsetmek istiyorum. Aslında konumuzun genel başı kalp amelleridir. Kalp amelleri, kalbin amelleriyle alakalı konuşuyoruz. Kalbin hissetmiş olduğu duygular, kalbin hissetmiş olduğu şuur, iyi veya kötüye dair ne varsa inşallah Allah Azze ve Celle nasip etmiş olduğu imkan derecesinde bizler üzerinde konuşuyoruz. Yeni bir mesele olarak Allah Azze ve Celle lütfederse kalbin başka bir ameli olarak tevekkül meselesi hakkında konuşmak istiyorum abi yer. Allah Azze ve Celle bizleri tevekkül ehli kısın. Kıymetli abiler tevekkül kalbin hissetmiş olduğu en yüce duygulardan bir tanesidir. Allah Azze ve Celle'ye karşı en sevimli olan kalbin duyguları olarak, kalbin amelleri olarak en sevimli olan amellerden bir tanesidir. Tevekkül. Tevekkül şöyle bir anlama gelir abi yer. Arap lügatında onun için de denildi ki o güvenmektir. Tevekkül, tevekkül manası güvenmektir. Veya işlerin sonucunu havale etmektir. İşlerin sonu sonucunu bırakmaktır. İslam şeriatı buna şöyle bir anlam vermiş kardeşler. Tevekkül, işlerin sonucunu Allah'a bırakmaktır. Allah'a güvenerek, Allah'a güvenmek ve güvenerek işlerin sonucunu Allah'a bırakmaktır. Her işte kardeşler, her bir işimizde, her bir söylemimizde, bütün işlerimizde Allah Azze ve Celle'ye güvenmek ve bu güvenin gereği olarak işlerin sonucunu Allah Azze ve Celle'ye bırakmak bu mümin bir kulda oluşması gereken en önemli meselelerden kalbi amellerden bir tanesidir abi yer. i̇bn Abbas tevekkül için şöyle dedi, dedi ki o güvendir. O Allah'a güvenmektir. İbnül Al Kayyim şöyle söyledi. Dedi ki tevekkül imanın yarısıdır. İbnül Recep el-Hanberi tevekkül için şöyle söyledi dedi ki o kalbin Allah'a güvenmesidir Allah'a güvenidir ve buna benzer tanımlar yapılmıştır tevekkül için. Tevekkül kardeşler kalbin Allah Azze ve Celle'ye güvenerekten işlerin sonunu Allah Azze ve Celle'ye bırakmaktır. İşlerin sonunu Allah azze ve celleye bırakmaktır. Ve bu müminlerin de kendisiyle emrolmuş olduğu en önemli meselelerden bir tanesidir. Allah azze ve celle bizlerin biz müminlerin tevekkül ehli olmasını ister kardeşler. Allah azze ve celle bizlerin kendisine güvenmesini ister. Allah azze ve celle bizlerin yani bir işi yaptıktan sonra sonucunu ona havale etmemizi ister. Bir şey yapıyoruz. Bir iş hakkında bir ticaretimiz oldu, istişaremiz oldu, ibadetimiz oldu, Taatlerimiz oldu veya ee, bir davetimiz oldu. Allah Azze ve Celle bunların hepsinin sonunda işin takdirini kendisine bırakmamızı ister. Güvenin. Allah'a güvenin. İşin sonunu Allah'a bırakın. Elbette yapılması gereken şeyleri yapılır. Ortaya konulması gereken şeyler ortaya konulur ama işin sonucunu Allah Azze ve Celle tam bir tevekkülün olmasını müminlerden ister. Rabbimiz dedi ki Hud suresinde Lillahi gaybu semavati vel ard. Gaybın, e, yerin ve göklerin gaybı hepsi Allah Azze ve yanıdır. Hepsini Allah Azze ve Celle bilir. Ve ileyhi Ve bütün işler Allah'a döndürülür dedi. Bütün işlerin sonucu Allah'a döndürülür. Sonra dedi ki fabudhu ve tevekkel aleyh. Allah'a ibadet et ve tevekkül et. Tevekkül vaciptir kardeşlerim. Bu açıdan tevekkül etmek, Allah'a güvenmek ve işlerin sonucunu Allah'a bırakmak bu Allah Azze ve Celle'nin biz müminlere emretmiş olduğu bir şeydir. Bazı insanlar vardır tevekkül sahibi değillerdir. Her zaman daha fazla bir uğraş ortaya koymaya çalışırlar. Daha fazla bir gayret, daha fazla bir uğraş, daha fazla bir acelecilik. Hayır kardeşler. Yapılması gereken en güzel mücadele ortaya konulur. Ondan sonra Allah Azze ve Celle'ye güvenilerek işin sonucu Allah Azze ve Celle'ye bağlanılır. Sonuç Allah Azze ve Celle'den beklenir abi. ve وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ Allah'a ibadet et dedi Allah Azze ve Celle ve tevekkül ve işin sonucu da Allah'a tevekkül et. Ve ma rabbuke bi amma ta'malun. Şunu da zannetmeyin. Allah sizin yaptıklarınızdan habersizdir zannetmeyin. Allah sizin her bir yaptığınızı bilir dedi Allah Azze ve Celle. Allah sizin her bir yaptığınızı bilir. Bu müminlerin vasıflarıdır kardeşler. Müminler Allah Azze ve Celle'ye tevekkül ederler. Her işlerinde, bazı işlerinde değil ha. Her işlerinde bu müminlerin hem kendisi de emrolunmuş olduğu şeydir. Hem de bu müminlerin vasıflarıdır. Onlar Allah'a tevekkül ederler. Allah Azze ve Celle'nin nice öyle söyledi. Fetevekkel alallah. Allah'a tevekkül edin dedi. Veya fetevekkelu alallah. Geniş olarak genel bir umumiyet ifade eden bir lafızla Allah'a tevekkül edin dedi Allah Azze ve Celle. Mesela müminlerin bir vasıfı olarak Allah Azze ve Celle Enfal Suresi'nde dedi ki. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Müminler öyle kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında kalpleri ürperir. Müminlerin üç tane vasfını zikrediyor abiler Allah'a Teala bu ayet-i kerimede. Birinci olarak اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Allah'ın adı anıldığında onların kalpleri ürperir. وَاِذَا وَاِذَا تُلْيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ Ve Allah'ın ayetleri onun yanında böyle insanların, müminlerin yanında okunduğunda onların imanları artar. Ve izâ tuliyet aleyhim âyâtuhu zâdetum îmânâ. Üçüncü vasıf. Ve alâ rabbihim Ve onlar Rabbilerine tevekkül ederler. Birinci vasıf kardeşler, müminlerin birinci vasıfı Allah Azze ve Celle anıldığında kalpleri ürperir. İkinci olarak Allah Azze ve Celle'nin ayetleri okunduğunda onlar şu etkilenirler. وَاِذَا تُرِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُمْ اِمَانَهُ İmanları artar. Ve alâ rabbihim Ve sonuç olarak da onlar Rabblerine tevekkül ederler dedi Allah Azze ve Celle. Bunlar müminlerin vasıflarıdır. Allah Azze ve Celle tevekkülü müminlere emretmiştir kardeşler. Ve müminlerin temel vasıflarıdır ki onlar Allah Azze ve Celle'ye tevekkül ederler. Kıymetli abiler tevekkül tam olarak nerelerde olmalı? Tevekkül tam olarak nerelerde olmalı? Aslında genel bir ibare olarak biraz önce söyledim. Tevekkül her şeyde olmalı kardeşler. Her işin sonunda ister bu hayırlı olsun, aslında müminin mümin şerle bulaşmaz. Allah adı yerine müminleri muhafaza etsin. Her işte ister bu ticarete dayalı olsun, ister bu ibadetle alakalı olsun, ister bu davetle alakalı olsun, ister bu istişareyle alakalı olsun. Bütün işlerde biz yapılması gerekeni yapmalıyız veya ilimde yapılması gerekeni yapmalıyız. Sonuç olarak Allah Azze ve tevekkül etmeliyiz. Tevekkül kalbin en önemli amellerinden bir tanesidir abiler. Tevekkül tam olarak nerede olmalı? Genel olarak her yerde olmalı kardeşler. Ama özel başkaları zikredeyim. Birinci olarak ibadetlerde olmalı tevekkül ibadetlerde kulun ibadetlerinde olması gerekir. Allah Azze ve Celle bizlere ibadet yapın demiş, namaz kılın demiş, oruç tutun demiş. Yaparız, en güzel şekilde yapmaya çalışırız veya bazı şeyleri zikretmiş en güzel şekilde yapmaya çalışırız. Sonuç olarak Allah Azze ve Celle'ye tevekkül ederiz. Allah Azze ve Celle dedi ki Hud suresinde ve وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ Ona ibadet edin, ona ibadet et ve ona tevekkül et, et dedi Allah Azze ve Celle. Bir olarak ibadet et, sonra tevekkül et dedi Allah Azze ve Celle. İbadet yaparız, ibadetlerin neticesi olarak kardeşler sonucunda Allah Azze ve Celle tevekkül ederiz. İkinci olarak davette tevekkül şarttır kardeşler. Tevekkül nerede olmalı? Tevekkül davette olmalı. Tevekkül davette muhakkak olmalı. Davet elbette yapmalıyız. Çokça yapmalıyız. En güzel şekilde yapmalıyız. Bunun için ne gerekiyorsa onları kendimiz için vesileler kılmalıyız. Ama davette muhakkak tevekkül olmalı abiler. Mesela Allah Azze ve Celle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dedi ya in ki la tehdi men ve lakin Allah يهdi men yesha ay muhammed sen sevdiklerini hidayete erdiremesin ve <laughs> lakin Allah يهdi men Allah dilediğini hidayete erdirir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davet yapmış 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 istiyor ki hidayet olunsunlar Allah adına ona bir usul öğretiyor diyor ki sen sevdiğini hidayete erdiremesin tamam güzel bir daveti ortaya koyduktan sonra arta tevekkül et ve lakin Allah yehdi men yesha Allah dilediğine hidayet eder davette asrunan kardeşler güzel bir davet ortaya koyacağız. İlimli bir davet. Tecrübeye dayalı bir davet. En güzel usulüpla güzel bir davet ortaya koyacağız. Ama karşı taraf ya, o yapıyorum 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 olmuyor. Değil. Hidayet Allah Azze ve Celle'nin takdirindedir. Hidayet Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Anlatırız en güzel usulü olması lazım bunun. En güzel şekilde veya ne gerekiyorsa bunlar olur. Ama hidayet Allah Azze ve Celle'nin elinde. وَلَاكِنَّ اللّٰهِ يَهْدِي yaşa, Allah dilediğine hidayet eder. Allah dilediğine hidayet eder. Veya başka bir ayet-i kerimde Allah Azze ve Celle dedi ki فَاِنْ تَوَلَّوْ Şayet onlar yüz çevirirlerse fakul hasbi Allah De ki Allah bana yeter. Şayet onlar o davet yaptığın insanlar senden yüz çevirirlerse fakul hasbi Allah De ki Allah bana yeter. Bu kadar. Allah Azze ve Celle bize bir usul göstermiş abi Yapıyorum yapıyorum olmuyor. Anneme anlatıyorum anlatıyorum olmuyor. Babama anlatıyorum olmuyor. Amcama yakınlarıma anlatıyorum anlatıyorum olmuyor. Fetevekkel Allah. Allah tevekkül edin kardeşler. Ortaya güzel bir mücadele koyun. Ortaya en güzel usulplardan birini koyun. Nasıl bir mücadele gerekiyorsa bunun için bunu yapın. Ama feyin tevelle şayet yüz çevirirlerse fekul hasbi Allah. De ki Allah bize yeter. Deyin ki Allah bize yeter. Bundan sonra kardeşler Allah Azze ve Celle'ye tevekkül edilmesi gerekir. Öyleyse davette ikinci olarak sahip olmamız gereken şey davette tevekkül sahibi olmalıyız. Acele eden uzak bir şekilde. Üçüncü olarak kardeşler cihat meydanında tevekkül çok fazla lazım. Cihat meydanında. Güzel bir mücadele ortaya koyarsınız. Kıran kınana bir mücadele ortaya koyarsınız. Ya bizim sayımız az. Biz bunlarla mücadele edemeyiz. Bizim tecizatımız az. Biz bunlarla mücadele edemeyiz. Adamlarımız az. Yok. Sen güzel bir mücadele koy. Allah Azze ve Celle sana ne vermişse en güzel mücadele koy. Ondan sonra Allah Azze ve Celle tevekkül edin. Allah Azze ve Celle müminlerin nerede olurlarsa olsunlar tevekkül etmeleri gerekir. Cihat meydanında da kardeşler. Zorluk anında da Müminlerin tevekkül etmesi gerekir. Allah Azze ve Celle Maide Suresinde dedi ki o kafirler düşmanlarını size el uzattıklarında, ellerini size zarar vermek için ellerini uzattıklarında Allah onları sizin, sizin üzerinizden geri çekti. Allah'tan korkup sakının. Müminler ancak Allah'a tevekkül ederler dedi Allah Azze ve Celle. Müminler ancak Allah'a tevekkül ederler. Onlar bize el uzatırlarsa kardeşler tevekkül sahibi olursak inşallah Allah bize yardım edecektir. Hani savaşta düşmanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzerine çok fazla gelince Allah azze ve celle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e emretti. Toprak alıp düşmanların yüzüne atmasını. Aleyhisselatü vesselam eğildi toprak aldı düşmanların üzerine attı. Yani normalde bir avuç toprakla kaç kişinin yüzüne gider o toprak abi yer. Ama bütün düşman topluluğu bundan etkilendi abi yer. Bütün düşman topluluğunun gözüne o, tos, o, toprak gitti. Ve savaşta büyük bir yara aldılar bu toprak vesilesiyle. Allah Azze ve Celle dedi ki ve رَمَيْتَ ramayte رَمَيْتَ ramayte velakin رَمَى> Attığın zaman sen atmadın. Onu Allah attı dedi Allah azze ve celle. Tevekkül kardeşler. Tevekkül edersek iş biz aslında yapılması gerekeni yaparsak işin sonucunu Allah azze ve celle tevekkül edersek Allah azze ve celle bizleri baş, baş bırakmayacaktır. Bırakmayacaktır. Davetimizde, ilim, ilmi çalışmalarımızda veya cihadi çalışmalarımızda Müslümanların hepsi için Allah azze ve celle baş, baş bırakmayacaktır. Mesela dördüncü olarak kardeşler tevekkül başka nerede olmalı? Verilen hükümlerde. Verilen hükümlerde de tevekkül olmalı. Eğer bir kadı veya Müslümanların içinde e, öncü abilerimiz bir işe hüküm verirlerse Allah'ın kitabına ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine göre vermeleri gerekir. Verdikten sonra da Allah azze ve celle tevekkül etmeleri gerekir. Veya başka bir yere kardeşler tevekkülleri de olur. İstişarede olur. İstişare ederiz, müminlerle istişare ederiz. İşin sonucu için tevekkül ederiz. Artık Allah azze ve celle bizi ya doğruya isabet ettirir ya yanlışa ya hayır olana ya şerh olana. Artık bundan sonra Allah Azze ve Celle'nin takdiridir. Ama biz şunu öğreniyoruz şeriattan. Şunu anladık. Allah Azze ve Celle dedi ki bir işiniz olduğunda ve emruhum şura beynehum müminlerin işleri kendi aralarında istişare iledir dedi Allah Azze ve Celle. İstişare ederiz. Sonuç ne çıkarsa artık. Ve şarikum fil emr müminlerle işlerinizde istişare edin dedi Allah Azze ve Celle. Ama istişarenin neticesinde çıkarsa sonuç olarak tevekkül ederiz. Artık Allah Azze ve Celle bizleri neyi muvaffak kılarsa. Rabbim bizleri hayırlara muvaffak kılsın. Veya kardeşler rızık konusunda tevekkül etmek. Allah Azze ve Celle'nin verdiğine razı olmak. Sonuç olarak bir mücadele ortaya koyarız. O mücadeleden, o işten, o çabadan sonra artık Allah Azze ve Celle ne verdiyse tevekkül ederiz. Tevekkül kalbin en fazla ihtiyaç duymuş olduğu meselelerden bir tanesidir kardeşler. Çünkü tevekkül insana çok ciddi bir şekilde sekinet katar. Vakar katar. İnsan mutmain olur tevekkülle. Çok gereksiz bir çabalamanın, lüzumsuz bir çabalamanın içerisine girmez. En güzel şekilde yapmaya çalışır bir işi. Ondan sonra Allah diyor nasip ettiyse bununla mutlu olur. Nasip etmediyse bununla kahrolmaz. Allah Azze ve verdiğine aynı şekilde razı olur. Yani tevekkül eden insanlar. Tevekkülün insana çok ciddi faydaları vardır abi yer En önemli faydalarından bir tanesi insana bir birey olarak, bir şahıs olarak, bir Müslüman olarak vakar ve sekinet katması. Tevekkül sahibi olan Müslümanlar, tevekkül sahibi olan insanlar daha vakarlı, daha izzetli, daha ağır daha sekinet hali üzer olurlar abi Tevekkül sahibi olanlar. Ama tevekkül sahibi ise verilen neticeyle hiçbir zaman doymaz. Her zaman daha fazlasını elde etmeye çalışır. Razı olmaz kendisine verilenle. Ondan sonra işlerin sonucunda Allah Azze ve Celle'ye yönelmez. İşlerin sonucunu Allah Azze ve Celle bakmaz. Hep kendisi peşine düşer. Hep kendisi daha fazla ilgilenmeye çalışır. Ta ki istemiş olduğu şey elde etsin. Ama tevekkül sahibi olan insanlar sekinet ve vakar elde ederler onların duruşlarında, bakışlarında, ağırlıklarında, el kul hareketlerinde bir ağırlık söz konusudur abi. Ama tevekkül sahibi olmayanlar hep böyle alalacele, her zaman bir şeyleri yetiştirme çabası içerisine girerler. Tevekkül sahibi olmayanlar. Tevekkülün en önemli faydalarının bir tanesi kardeşler insanı rahatlatır. İnsana bir sekinet ve bakır hale katar. Rahatlatır derken niye rahatlatır kardeşler? Bundan sonrası Allah'a taht edilir. İsterse nasip eder, isterse nasip etmez. Kul le yusibena illa ma Allah diyelim, takdir etmiş olduğu şey de bizim başımızın üzerindedir. Tevekkül sahibi olan insanların yapacağı şey budur abi. Ama diğerleri kahrolurlar. Tevekkül sahibi değilse adam sonuç kötü olduğuna kahreder kendisini. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anh ile biliyoruz kardeşler kıssayı mağaradayken hani Mekke'den Medine'ye hicret ederken mağaradayken müşrikler mağaranın önüne geliyorlar tam böyle kırtıklarına bas, basacakları bir an neredeyse görünmüşler Ebubekir radıyallahu anh ve Ali sellehualatu vesselam Müşrikler kapının önünde yani şöyle bir kafalarını oynatsalar görecekler. Ama Allah diyor onların gözünü kör ediyor abi. Allah diyor onların gözünü kör ediyor. Ebubekir radıyallahu anh anlatıyor diyor ki yani kafalarımız neredeyse ayaklarının altında. Ayaklarına baksalar bizi görecekler. Yani o kadar yakınız diyor Ebubekir radıyallahu anh. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ün tam bir sekinet ve vakar var. La tahzen inna Allaha ma'ana. Üzülme, Allah bizimle beraberdir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu tevekkülün sonucudur kardeşler. Bu tevekkülün katmış olduğu ağır, ağırlık ve vakar bununla beraber sekinet halidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna sahipti kardeşler. Tevekkülün ikinci faydası düşmanla karşı karşıya kaldığınızda tevekkül gerçekten insana eğer ciddi bir şekilde insan tevekkülle azık tevekkülü kendisine azık edilmişse inşallah Allah azze ve celle'nin lütfu ve inayetiyle inayetiyle Allah azze ve Tevekkül sahibi olan kullarına yardım eder abiler. Tevekkül sahibi olan kullarına yardım eder. Mesela Bukhari'de geçen ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cabir radıyallahu anh, Abdullah'ın anlatmış olduğu rivayete göre aleyhissalatü vesselam şöyle anlattı. Zatur Rika gazvesinde savaşında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem düşmanla muharebe ederken artık yani savaş böyle ee, biraz yavaşlamış. Aleyhissalatü vesselam bir köşeye çekilmişti dinlenmek için bir süre için. Bir ağacın altına geldi ağacın gölgesinde uzandı dinlenmek için bir süre. Kılıcını da bir ağaca astı. Sahabenin gafletine geldi kardeşler. Sahabeden kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında kalmadı. O anda aleyhissalatü vesselam'ı terk ettiler. Yani savaş devam ediyor. Kimse peygamberin yanında kalmadı aleyhissalatü vesselam. Müşriklerden bir, bir adam takip etmişti. Geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tek başına uyurken yakaladı. Sonra kılıcını çıkarırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sesi duydu ve uyandı. Adama baktı. Yapacağı hiçbir şey yok. Aleyhissalatü vesselam'ın yapacağı hiçbir şey yok. Adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sordu. Kılıcını çıkarmış şöyle duruyor. Benden korkuyor musun? Aleyhissalatü vesselam hayır dedi. Men yemnauke minni. Seni bundan sonra benden kurtaracak olan kimdir? Dedi adam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Allah. Allah beni kurtaracak dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah deyince adamın elindeki kılıç düşüyor. abi. Yer. Adamın elindeki kılıç ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kılıcı aldı. Sonra dedi ki seni benden kim kurtaracak? Seni şimdi bundan sonra seni benden kim kurtaracak? şehadet getirirsen seni bırakırım. Adam dedi ki şehadet getirmem ama beni bırakırsan sana şunun için söz verebilirim. Bir daha seninle savaşacak bir topluluğun içerisinde kesinlikle bulunmam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine adamı bıraktı adam gitti. Kardeşler aleyhissalatu vesselam elinde kılıç olan bir adamla karşılaşmış. Adam soruyor seni benden kim kurtaracak diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tır diyor. İşte bu tevekkül sahibi olan bir insanın yapacağı şeydir abiler. Tevekkül sahibi olan bir insan yapacağı şeydir. Veya kardeşler İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam ateşe atılacağı o anda hepiniz bilirsiniz kardeşler. İbrahim Aleyhisselam şöyle yaptı. Dedi ki Hasbi Allah ve ni'mel vekil. Ben Allah'a tevekkül ettim. O ne güzel vekildir dedi. Hasbi Allah. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. Böyle söyledi İbrahim Aleyhisselam. Bunun üzerine tam bir tevekkül ortaya koyunca Allah Azze Celle onun düşmanlarının elinden kurtardı. Sonra dedi ki فَقُلْنَا ya نَارُهُ Biz dedi ki ey ateş كُونِي ve وَسَلَامًا عَلَى İbrahim. Ey ateş Enbiya suresine geçiyor bu ayet. İbrahim'e karşı serin ve selamet ol dedi Allah Azze ve Celle ateşe. Hangi olaydan sonra İbrahim Aleyhisselam tam olarak Allah Azze ve Celle tevekkül ettikten sonra kardeşler. Ve bu sözde hem aleyhissalatu vesselam'a hem sahabe ve bir de onlardan sonra da bize güzel bir miras olarak kalabilir. Allah azze ve celle ayet-i kerimede dedi ki Ali İmran suresinde müminlere şöyle denilirse innen nase kad lekum sizin için büyük bir ordu, ordu toplandı. Onlardan korkun denilirse fezadehum imana. Bu o müminlerin imanlarını artırır. Yani düşünün size bir haber geliyor. Düşmanlarınız kafirler sizin için büyük bir ordu topladılar, size saldıracaklar size saldıracaklar. Allah Azze ve Celle diyor ki müminlerin vasıfları değil yani bu müminlerin imanlarını artırır. Ve kalu Allah ve neymel vekil derler ki Allah bize yeter o ne güzel vekildir. Sahabe bunu söyledi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyledi. Ve onlardan sonra gelen salih insanlar davet sahasında olsun cihat sahasında olsun her zaman bu sözü kullandılar. Hasbunallah ve neymel vekil Allah bize yeter o ne güzel vekildir. Evet. Tevekkülün başka bir faydası kardeşler rızkı kolay bir şekilde elde etmek için büyük bir vesiledir tevekkül. Rızkı güzel bir şekilde kolay bir şekilde elde edebilmek için büyük bir vesiledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söyledi kardeşler dedi ki şayet siz huşların Allah'a tevekkül ettiği gibi tevekkül gerçekten tevekkül etmiş olsaydınız Allah onları nasıl ki rızıklandırıyor sizi de öyle rızıklandırırdı. Uşarı görmüyor musunuz dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar sabah yuvalarından aç bir şekilde çıkarlar ve tok bir şekilde yuvalarına dönerler dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kuşlar öyle hayvanlardır ki abiler böyle bir kaygıları yoktur. Rızık endişeleri yoktur. Allah azze ve celle'ye karşı tevekkülleri tamdır. Tabi bu bizi şuna da sevk etmemeli. Çalışmayalım evimizde oturalım rızkımız kendisi gelsin. Böyle bir şeyde sevk etmemeli. Elbette çalışacağız. Elbette bir mücadele ortaya koyacağız. Ve mücadeleden sonra inşallah Allah Azze ve Celle'nin lütfuyla ee, tevekkül edeceğiz. Allah Azze ve Celle bize ne verdiyse bunun neticesine de razı olacağız abiler. Bir gün şöyle bir kardeşle konuştum. Abi bir meselesinden bahsetmişti. Dedi ki abimiz ben daha önce işini de söylemişti. İşini söylemeyeyim. Şöyle bir iş yapıyordum dedi. E, şu kadar bir kazancım vardı. İşi bıraktım aynı parayı bir sonraki ay yine bana geldi dedi. Yani Allah Azze ve Celle'nin zıklandırmasından bahsediyor. Doğru belki aynı para gelir. Belki Allah Azze ve Celle daha fazlasını sana gönderir. Belki seni daha fazla rızıklandırır. Ama senin çalışman, senin kendi elinle ortaya bir mücadele koyman ve bundan elde ettiğin rızıktan yemen bu daha lezzetlidir. Yani birilerinin sana vermesi, birilerinin sana infakta, tasaddukta bulunması yani bu çok gerekliyse olur. Ama senin kendi elinle kazanman daha güzeldir. Allah Azze ve Celle Müslümanları hayırlara muvaffak kılsın. Veren el olmayı nasip etsin Müslümanlara. Tevekkülün başka bir faydası kardeşler, cennete hesapsız bir şekilde girmeye sebeptir. Allah Azze ve Celle'ye karşı tevekkülü tam böyle yerinde olan insanlar inşallah cennete hesapsız bir şekilde girebilmek için büyük bir yol kat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bukhar ve Müslüm'ün rivayet etmiş olduğu hadiste şöyle bir şey söyledi abiyer. Allah için her birine dikkat edin. Varsa yapabileceğiniz bir şey muhakkak yapın. Bu çok büyük bir fazilettir abiyer. Aleyhissalatu vesselam dedi ki: "Tedhulul cennete min ummeti 70 elfen. 70 elfen hesap. Benim ümmetimden 70 bin kişi cennete hesapsız bir şekilde gidecek. Hadisin farklı var, yanıtları da var abiler. Farklı rivayetler de var ama ben şu an bu rivayeti söylüyorum. Dedi ki ümmetinden 70 bin kişi cennete hesapsız bir şekilde, hesapsız, sorgusuz, sualsiz bir şekilde girecek. 70 bin kişi Aleyhisselatü vesselam öyle söyledi. Sonra onların vasıflarını zikretti. Dedi ki bunlardan birincisi, yani dört tane vasıf zikrediyor aslında. Bunlardan birincisi tedavi olma amacıyla kendilerini ateşle dağlamayanlar. Ateşle dağlamayanlar. Bunun için kısa bir araştırma yapabilirsiniz. Ateşle dağlamak ne demek? Biraz ee, mahrem konular var bununla alakalı. İnşallah e, küçük bir araştırmayla bulabilirsiniz. Tedavi amacıyla kişinin ateşle kendisini dağlaması. İkinci olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Bu kimseler cennete hesapsız bir şekilde gelecek. Kimseler rukiye yapılmasını, kendilerine rukiye yapılmasını talep etmeyen kimselerdir. Bazı rivayetlere şu şekilde geçiyor kendisine rukiye yapılmayan kimseler bazı rivayetlerde özellikle bazı alimler bunu kayıt olarak düşüyorlar. Rukiye yapılmasını talep etmeyen kimseler. Talep ile yapılmasının arasında bir fark gözetiyorlar. Allah öyle en doğrusu Allah Azze ve bir. İkincisi ikinci özellik kendisine rukiye yapılmasını talep etmeyenler. Üçüncü özellik kardeşler uğursuzluğa inanmayanlar. Dördüncüsü ise Allah Azze ve Celle tevekkül edenler. Bu dört vasıf inşallah Allah Azze ve Celle nasip ederse ümit ediyorum Rabbim yani bizleri onlardan kalar. Bu dört vasıf kardeşler kimlerde bulunursa inşallah Allah Azze ve Celle'nin izni ve inayetiyle müminler için söylüyoruz elbette bunu. Onlar hesapsız bir şekilde cennete girebilmek için büyük bir yol kat etmişlerdir. Dördüncü vasıf Allah'a tevekkül edenlerdir dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Cennete girebilmek için hesapsız bir şekilde girebilmek için büyük bir vesiledir abiler Allah Azze ve Celle'ye tam bir tevekkülle tevekkül etmek. Son olarak şöyle bir mesele hakkında kısa bir bahis geçeyim. Ondan sonra bitireyim abiler. Allah Azze ve Celle'nin izniyle. Ee, tevekkül ve sebebin arasında nasıl bir ilişki olmalı? Tevek Allah'a tevekkül etmek ve sebeplere sarılmak. Bunların arasında nasıl bir bağlantı vardır? Öncelikle şunu söyleyeyim abiler. Allah Azze ve Celle'ye tevekkül etmek ve sebeplere sarılmak. Sebeplere sarılarak mı Allah Azze ve Celle'ye tevekkül etmek daha faziletlidir? Yoksa hiçbir sebebe sarılmadan mı Allah Azze ve Celle'ye tevekkül etmek daha faziletidir? Bu konuda ilim ehli iki görüş ayrılmıştır abi. İlim ehlinden bu konuda iki görüş. En azından en meşhur görüşler olarak söyleyeyim abi. İki görüş sadır olmuştur. Birinci görüş şu şekildedir. Önce sebebe sarılırız. Önce yapılması gerekenleri yapılır. Sonra Allah Azze ve Celle'ye tevekkül edilir. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi bir gün. Dedi ki ya Resulullah. Ersilu naqati ve ersilu naqati ve tevekkel. Ben atımı sal, devemi saldıktan sonra Allah azze ve celle tevekkül ediyorum. Bu nasıldır dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "İ'qilha ve tevekkel." Önce deveni bağla, sonra Allah'a tevekkül et dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Önce deveni bağla, sonra Allah'a tevekkül et. Veya İbn Abbas'ın nakletmiş olduğu bir rivayette o anlattı dedi ki Yemen ehli hac için geldiklerinde şöyle bir inanışa sahiplerdi. Biz şey yapacağız. hiçbir hazırlık yapmayacağız. Hiçbir şey hazırlanmayacağız kendimiz için. Tamamen Allah Azze ve Celle'ye tevekkül ediyoruz. Her konuda tamamen Allah Azze ve Celle'ye tevekkül ediyoruz dediler. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu sorunca Allah Azze ve Celle ayet indirdi. Dedi ki subhanahu ve teala ve tezevvedu fe inna takva. Azık hazırlayın. Yani ne olursa olsun muhakkak azlığınızı hazırlayın. Fe inna hayra takva. Muhakkak ki en hayırlı azık o takvadır dedi Allah Azze ve Celle. Bu hadislere veya bununla beraber bu ayete de baktığımızda şunu görüyoruz abiler. İnsanın sebeplere sarılması ve daha sonra şey yapması lazım. Allah Azze ve Celle tevekkül etmesi lazım. Başka bazı alimlerin görüşleri de şu şekilde abiler. Hiçbir sebebe sarılmadan tamamen direkt olarak Allah Azze ve Celle'ye tevekkülde bulunmak bu tevekkülün en üst mertebesidir derler. Tevekkülün en üst mertebesidir. Delil olarak şeyi zikrederler abiler. İbrahim Aleyhisselam'ın olayını. İbrahim Aleyhisselam kimseden hiçbir yardım almamıştır. Hasbi Allah ve ni'mel vekil. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir demiş. Bunu delili getirirler. Ondan sonra bu biraz önce söylemiş olduğum bu rukiye ile alakalı veya tedavi için ateşle dağılanma alakalı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki cennete hesapsız bir şekilde girecek insanlarda bulunması gereken vasıflardan bir tanesi tedavi için dahi olsa kendisini ateşle dağlamayan kimseler. Tedavi için dahi olsa ateşle dağlamayan veya rukiyeyi talep etmeyen insanlar. Bunlar direkt cennete girebilecek insanlardır. Yani bu hadislere de baktığımızda zahiren şey daha üstündür. sebepsiz bir şekilde, sebep, sebep olmadan tevekkül etmenin mertebesi daha yüksektir. Allah verim, Allah Azze ve Celle en doğrusunu bir iki şekilde de varid olmuştur, iki şekilde de naslar gelmiştir. En doğrusunu Allah Azze ve Celle bilir abi. Hangisi daha üst bir mertebedir? Dediğim gibi Allah verem. Ama iki şekilde bu şekilde alimlerin arasında ihtilaf olmuş ve iki tarafın da delilleri bu şekilde serdedilmiştir. Kıymetli abiler sadece sonra bir noktaya temas etmek istiyorum. Şimdi normalde tevekkülle alakalı zikretmiş olduğum olaylar kısalar hep ya peygamberlerin hayatlarıyla ya da böyle salih insanların hayatlarıyla alakalı oluyor. Genelde daha çok onlardan kaynaklar buluyoruz, onlardan delil buluyoruz. Bir de onların hücciyet yani delil yönü var. Bundan dolayı özellikle kitaptan ve sünnetten deliller getiriyoruz. Ama kardeşler bu hakada da yaşanmış tevekkülle alakalı çok önemli, çok güzel olaylar var gerçekten. Mesela bir tanesini ben sizinle paylaşmak istiyorum. Yani her biriniz insansınız, her birimiz böyle şeyleri yaşıyoruz. Allah için bundan daha güzel dersleri çıkarabileceğinizi, daha önemli notları çıkarabileceğinizi ben zannediyorum. Kıymetli abiler bir gün biz e, bazı kardeşlerle bir ortamdayken ilim talebeleriyle ders yapıyorduk. Kardeşlere yani mesele nereden açıldı bilmiyorum dersin konusu mu öyle bir şeydi. Şöyle bir meseleden bahsettim abi. Allah Azze ve Celle her bir kardeşimiz muhakkak yaşamıştır. Hiç beklememiş olduğunuz bazı yerlerde yardım gönderir insana. Değil mi? Çok garip olaylar yaşamışsınızdır. Birçok abimiz bunu yaşamıştır. Çok garip olaylar yaşıyoruz bir anda bazı zamanlarda. Mesela canımız bir şey istiyor. Bir bakıyoruz ki biraz sonra biri içeri girmiş ondan getirmiş. Ondan getirmiş bize ikram etmiş. Veya ee, çok garip bir şekilde çok büyük bir kaza atlatmışsınızdır. Yani böyle hayatımızda olağanüstü diyebileceğimiz bazı olaylar yaşıyoruz bir Ara ara bazı dönemlerde. Bunların elbette çeşitli sebepleri var. Allah Azze ve Celle mesela sebeplerinin bir tanesi Allah Azze ve Celle diyor ki biz yılda birkaç defa bunları uyarırız çeşitli vesilelerle imtihana uğratarak çeşitli vesileler Allah Azze ve Kudarı imtihana uğratır. Yani her birimizin aslında birçok abimizin hayatında böyle olağanüstü diyebileceği şeyler yaşamıştır. Şimdi böyle bir mesele hakkında konuşurken bir tane kardeşimiz şöyle bir meselesini anlattı. İlim talebesi başka bir ülkede yaşayan, Türkiye Cumhuriyetlerinden bir ülkede yaşayan bir kardeşimiz. Bir dönem bizim yanımızda ilim talebi, talep ediyordu. Şimdi yurt dışında başka bir Arap ülkesinde orada ilim talep ediyor. Allah Azze ve Celle ilmine bereket versin. Hayırlı, biz ondan o kardeşe hayırdan başka bir şey görmedik. Güzel bir talebe. Allah Azze ve Celle ilmine bereket versin. İnsanları ondan istifade ettirsin. Kardeş şöyle bir olayını anlattı. Normalde ikamet alması gerekiyordu kardeşim burada. Ama Malatya'da ikamet ala, alamıyordu. İstanbul'a gitmesi gerekiyordu. İstanbul'a İstanbul'a gitmek için bizden izin istedi. Biz de izin verdik. Gitti kardeş İstanbul'da ikamet almak için. İkametini aldı. Tekrar Malatya'ya dönecek. Malatya'ya dönecek ama üzerinde bir tane otobüs bileti alabileceği hiç parası yokmuş. Abi anlatıyor. Diyor ki hocam yani bir bilet alacağım Malatya'ya geleceğim ama üzerimde hiç para yok. Ama hiçbir kimseden de istemek istemiyorum. Yani kimseden abi benim param yoktur bana para gönderin şu bilet parasını alayım Malatya'ya geleyim diye. Kimseden yani o çok da hayalı bir abimiz. Gerçekten çok hayalıydı. Allah ona hayır versin. Allah onu hayırla mükafatlandırsın. Kimseden böyle bir şey talep etmiyordu. Diyor ki hocam gittim otogara. Yani ne yapayım? Para yoktur. Hiç yapabileceğim bir şey yoktur. İstanbul'da da tanıdığım kimse yoktur. Diyor otogara gittim. Orada oturmaya başladım. Oturmaya başladım. Saatler geçiyor. Baya bir saat geçti. Diyor derken bir tane adam yanıma geldi. Dedi ki sanki senin bir derdin var. Yani bir şeyin varsa bana söyle. Yardımcı olabileceğim bir şey varsa sana yardımcı olalım. Dedim ki hayır benim bir şeye ihtiyacım yoktur. Allah senin acilini Allah versin sağ olasınız gibi konuştum diyor. Daha sonra adam gitti. Biraz sonra tekrar geldi. Bak bir yere gideceksen otobüs biletini alamıyorsan ben sana alayım dedi. Ben sana alayım dedi. Diyor benim de, hayır öyle bir şey yoktur. Biletimi almana gerek yoktur. Diyor aradan saatler geçti. Çok fazla vakit geçti. Ben hala bekliyorum yani. Uzunca bir süre bekledim diyor. Sonra bu aynı adam geldi yanıma para bıraktı hızlıca gitti. Diyor ben paraya baktım kafamı kaldırdım adam kayboldu. Bu adam kayboldu gözümde. Allah'u elem Gerçekten o bir insan mıydı? O Allah Azze ve Celle'nin başka e, bir şeyler vesile kalarak o kardeşimde ulaştırmış olduğu yardım mıydı? Allah'u bilin. Ama insan gerçekten Allah'a tevekkül ederse ve tevekkülü böyle üst seviyelerde kalbinde büyük bir şuurla yaşarsa Allah Azze ve Celle yardımını gönderiyor. Biraz önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle anlatmış olduğum kısa belki dersiniz. Mesela adamın kılıcı düşmüş. Ya peygamberdir. Peygamber olduğu için böyle bir şey olmuş. Yani Allah'a tevekkül etmiş ama o bir peygamberdir diyebilirsiniz. Bu kardeşimiz de abi normal bir vatandaş diyebileceğiniz bir insan. Bizim gibi bir insan. 21. yüzyılda yaşamış Müslümanlardan bir Müslüman. Yani çok böyle şey olan, özel bir şey olan biri değil zahiren. Ama tabi bu olayı yaşaması bize şunu gösteriyor. İnşallah ümit ediyoruz ki bu kardeşimiz salih bir insan. Allah Azze ve Celle'nin katında şerefli, izzetli bir insan. Allah Azze ve Celle onu daha hayırlı, daha güzel makamlara yükseltin. Allah Azze onun ilmine bereket versin ve insanları ondan faydalandırsın. Onu da öğrenmiş olduğu ilimle faydalandırsın. Yani alacağımız ders abi yer, biz de bu tevekküle sahip olabiliriz. Biz de böyle bir tevekküle sahip olursak Allah Azze ve Celle'nin nice nimetleriyle karşı karşıya geliriz. Allah Azze ve Celle bizleri rızıklandırır hiç ummadığımız yerden. Rabbim bize hayır versin. Rabbim bizi tevekkül ehli kılsın. Rabbim izzetli ve şerefli olduğumuz günlere bizleri tekrardan döndürsün. Allahümme amin ve sallallahu aleyhi ve alihi ve sahbihi